ne çare ayrılık zamanı geldi. Ne çare ayrılık zamanı geldi. Senin zülfün benim terim değil mi? Ay ne yazık ki 19 yaşıma geldiğimde gözlerimi kaybettim bir beyin ameliyatı sonucu. Hani doktor hatası değildi. Küçüklükten benimde kalan bir uğurla ne yazık ki doktora gitmekte geç kaldığım için. Sonra ameliyatla kurtuldum, hayatta kaldım ama gözler gitti. Hatta yüzümü de fark ediyorsanız yüzüm de ne yazık ki yarısı donuk halde. Hayat çok zordu çünkü zordu derken aslında kör olarak yaşamak çok da zor değil aslında. Ama mesela ben o dönemde benim bir aile desteğiyle bir eğitim görebilseydim, yani üretici olabilseydim, işte ne bileyim bir şeyler yapabilseydim, okuyup bir meslek sahibi olabilseydim ki körlerin çoğu bu şekilde meslek sahibi, o zaman zor olmayacaktı. Ama ben işte benden başka kör yok diye düşünüyordum. Zaten aileden de hiçbir destek yoktu. Aile de yoktu ortada. Sonra körler rehabilitasyon merkezine gittim. Oraya gitmeden önce çok sıkı, şiddetli bir depresyon geçirmiştim. Çünkü 7 sene boyunca zor bir hayat yaşamıştım. 7 sene sonra bir depresyon geçirdim. Körler rehabilitasyona gittiğimde 34 kişinin içinde birinci oldum. Daha sonra bir evlilik yaptım. Sonra bir oğlum oldu. Gene zor şartlarda, çok zor şartlarda yaşadım. Hem maddi hem manevi. Oğlum zor şartlarda büyüdü. Çok şükür şimdi okumaya devam ediyor. Şu an 55 yaşında olduğuma göre 36 yıldır karanlıktayım. 19 yaşım bitene kadar %100 görüyordum. Ama 2 ay içinde ne yazık ki %100 kör haline geldim. Normal bir insanın yapabileceği her şeyi evin içinde yapabiliyorum. Yalnız sokağa çıkmayı, sokakta bağımsız hareketi başaramadım. Çünkü bağımsız hareket için öncelikle beynin sağlam olması gerekiyordu. Ben beyinden çok geç ameliyat olduğum için yürürken dengeyi sağlayamıyorum dışarıda. Ama evin içinde yemek konusunda. Örneğin işte oğlum bana şey der, yani bazen sofra hazırladığında o diyor, sen gene döktürmüşsün anne diyor. Yani yemek konusunda iyiyim, temizlik konusunda iyiyim, ütü konusunda iyiyim, örgü konusunda her çeşit örgüyü örerim. Bağlamada da fena değilim. Hiç eğitim almamama rağmen kendi çabalarımla olmasına rağmen gene de iyiyim. Kur'an-ı Kerim'de gayet iyiyim. Örgüde çok çok başarılıyım. Gören insanların çoğundan başarılıyım. Yemek konusunda da birçok görenden daha iyiyim. Kimseye yük olmamak için ortak alanlarda da hani zifiri körlük zordur. Hiç görmemek zordur. Ortak alan, yaşam alanlarında ne yazık ki gidip de onlarla birlikte yaşayamadık. İşte evde, o ağır hasarlı evde 24 gün yaşadık. Sonra ev kiralamak istedik. Devletin de kira desteğiyle birlikte işte kiramızı rahat ödeyebileceğiz diye düşündük. Ama ne yazık ki ev bulamadık. Bulduğumuz evi kadın benim körlüğümden dolayı geri adım attı. Önce söz verdi ama beni tanıdıktan sonra da ne yazık ki engelliye ev vermek istemedi. Geri adım attı.
Bu da insanlarımızın körlere karşı, engellere karşı ne kadar duyarlı olduğunu, ne kadar artık duyarlı mı, duyarsız mı olduğu işte belli oluyor. Yaşamayı seviyorum, insanları seviyorum ama insanların bazıları ne yazık ki duyarsızlar diyeyim. Çıkar ön planda, menfaat ön planda. Bir şekilde buldum, gittim. Ondan sonra anladım ki yani körler de yaşayabiliyormuş. Körler de bir şeyler yapabiliyormuş. Ama bazı körler var ki mesela ailesinin desteğiyle her türlü eğitimini görebiliyorlar. Şey okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ve'l-Kur'an-ül-Hekim Âlâ sırâtın mustakîm Litunzîrem kavmen mâ unzîre abâ'ühüm fehum gâfilûn. İnnemâ tunzîru menittebâ ezikre ve haşye rahmâni İnna nahnu nuhyul mevta ve nektubu ma kaddem ve asirahum ve külli şeyin eysaynahu fi imamin rahmanin şeyin in entum illa teksibun.